Sevgili öğrenciler merhaba. İsim soyadı sözcüklere edat, diğer adı ilgeçlerle devam ediyoruz. Bu konu nedense edatlar çoğu zaman pek anlaşılamıyor. Bulunması zor olarak sorularda karşımıza çıkıyor. Güzel dinleyelim, notlarımızı alalım. Anlaşılmayacak bir konu değil. Mantıksal hareket edersek, ezberlemezsek anlarız. Nedir edat? Tek başına anlamı olmayan, başka sözcüklerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam imgileri kuran sözcüklere edat diyoruz. Türkçe'de isimler ve fiiller anlamlı sözcüklerdir. Edatlar ise tek başlarına anlam ifade etmezler. Ancak cümlede anlam kazanır veya diğer sözcüklere anlam katarlar. Yani sözcükler arasında anlam ilgisi kurabilirler. İçin edatı en çok kullanılanlardan, eşitlik anlamı veren kadar edatı. Çekim edatı dediğimiz e kadar. Yani halekleriyle birlikte kullandığımız, benzerlik ya da tahmin anlamı veren gibi edatı, göre edatı, araç ilgisi, birliktelik ilgisi veya durum ilgisi katan ile edatı, üzere, e karşı, sanki, den beri, e doğru en çok kullandığımız edatlar. Sözcükler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurdukları için edatlara yardımcı sözcükler de diyebiliriz. Ders çalışmak için odasına çekildi. Amacı odasına çekilmesinin amacı ders çalışmak için. Çünkü buradaki eylem henüz başlamamış. Onun için amaç diyor. Kurt gibi acıkmıştım. Benzerlik kat. Sizi benim kadar düşünemez. Bir ölçü derecelendirme. Sabaha kadar sokaklarda gezindim. Değil anlamında. Edatlar önceki sözcükle sonraki sözcük arasında anlam ilgisi kurar. Bağlaçtan ve zarftan farkı yeni bir anlam ilgisi kuruyor olmasıdır. Sözlüden yine zayıf almış. Sözlüden yine zayıf almış. Zarf. Eve gittim fakat onu bulamadım. Bağlaç iki cümleyi birbirine bağladı. Konuşmak üzere ayağa kalktı. Bakın dikkat ederseniz bu sözcüklerin yine'nin kendisinden önce bir sözcükle fakatın kendisinden önce sözcükle çok bir bağlantısı yok. Konuşmak üzere ama bu edat dikkat edin konuşmak üzere dediğimizde kendisinden önceki fiilimsiye bağlı. Yani onunla bir anlamsal bağı var. Onun için buradaki kullanımı özellikle dikkat etmemiz. Tek başlarına iken isim, sıfat, zarf, bağlaç olarak kullanılabilir. Bu durumda edat olmaktan çıkar. Şimdi karşı sözcüğü, karşı köy dediği için burada sıfattır. Çünkü isim. Çekim eki aldığında atlaşacak. Derenin karşısına geçtik. İsim. Bana doğruyu söyle. Yine çekim eki aldı. Doğru söze ne denir? Kendisinden önceki ismi niteledi sıfat. Lütfen doğru oturun. Fiili niteledi zarf. Beride bir adam duruyor. Haleki aldı. Beri taraf yine niteledi. Sıfattır. Biraz beri gel. Nereye gelecek? Yer yön zarf olduğu için zarftır. Bazı edatlar sadece halekleri alarak halekleriyle birlikte kullanılırlar. Bazıları da üzerlerine ek alabilirler. Mesela çekim edatı dediğimiz e kadar, e doğru, den beri bunlar halekleriyle kullanılırlar. Senden bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Adlaşmış edat. Onun gibisini bulmamız biraz zaman alacak. Burada da onun gibisini adlaşmış olarak kullanıldı. Burada adlaşmış edat sorusuna bunu örnek gösterebiliriz. Edatlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamında bir eksiklik, daralma ve bozulma olur. Güneş gibi başı göklere erdi. Güneş başı göklere erdi. Şeklinde anlam bozuluyor.
Sizin için bir kitap aldım. Sizin bir kitap aldım. Dikkat edin, ilk çıkardığımızda. Şimdiden edatları çıkardığımızda anlam değişir. Bir anlamı olmaz cümle. Tek başlarına kullanılamazlar dedik. Başka sözcüklerle birleşerek sıfat ya da zarf görevli öbekleri oluşturabilirler. Dağ gibi adam yok oldu gitti. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bir sıfat öbeği, bir edat öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır diye. Burada bir edat öbeği var. Edat öbeği nedir? İsim artı edattır. Dağ gibi ismi nitelediği zaman burada bir sıfat öbeği oluşturur. Benim kadar çalışsan, ne kadar çalışsan benim kadar. Evet, buradaki edat öbeğimizde bir zarf öbeğini, yani zarfı oluşturdu. Bulutlar kadar uzak sanıyordum. Bulutlar kadar uzak. Zarftan önce gelip yine bir zarf öbeğini oluşturdu. İsim tamlamasının yapı özelliği gösterse de isimle öbekleştiğinde isim tamlaması kurmaz. Ek fiil alarak yüklem de olabilir. Onun gibisini zor bulursun. Zamir ve edat oldu. Bu paranın ne kadarı sizin? Paranın ne kadarı sizin? Bu cümlede edat iyelik eki almış, isim gibi kullanılmış ve özne olmuş. Her şey bıraktığım gibiydi. Ek fiilin dili geçmiş zaman çekimiyle isim gibi kullanılmış ve yüklem olmuş gibiydi. Gibi edatı ek eylem alarak cümlede yüklem olabilir. Edat grupları, edat ve edattan önceki sözcüğün oluştuğu sözcüğün grubu, cümlede genellikle zarf ve edat tümleridir. Sabaha kadar ders çalıştık. Sabaha kadar. Cümlenin anlamını ne kadar çalıştık anlamında nitelediği için zarf tümleri olur. Yürüdüm. Nereye yürüdüm? Eve doğru yürüdüm. Bu da edat tümleri. Evet, ile sözcüğüne bakalım. İle sözcüğü ve gibi kullanıldığında bağlaç olur. Bir çay ile simit aldım. İlenin yerine burada ve getirebiliriz. Bağlaçtır. Sanki sözcüğüyle gibi edatı bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Çünkü sanki de benzetme anlamında. Gibi de benzetme anlamında. Sanki beni dövecek gibiydi. Anlatım bozukluğu sorularında karşımıza çıkabilir bu. Beni dövecek gibiydi ya da sanki beni dövecekti dememiz gerek. Karşı sözcüğü isim ve sıfat olarak kullanılabilir. Birleşik fiil yapabilir. Karşı köyde akrabaları vardı. Burada sıfat olmuş. İsmini telediği için. Derenin karşısına geçtik. Çekim eki aldığında isim. Her söylenene karşı çıkıyor. Karşı çıkmak. Birleşik fiil. Annesi sabaha karşı taburcu oldu. E karşı olduğu için buradaki görevi de edattır. Edat öbeği ön at, yani sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Elmayı kabuklarıyla mı yersin? Mi soru edatı da var burada. Evi yarına kadar boşaltmalıyız. Herhangi bir ismi nitelemedi. Ağaçlar da insan gibidir. Kim oldu? Melek gibi bir kalp kalbi niteledi. Burada edat öbeği sıfat göreviyle bir ismi niteledi. Cevabımız D. Hangisinde edat kullanılmamıştır diyor. Yağmur yağdığı için için edatı var burada. Hasretle bilim adamlarına göre, e göre sabahtan beri edat. Bu konuda sen bile bile bağlaçtır. O nedenle cevabımız E olacak. Edat ile bağlacın karıştırılmaması, edatlar cümlenin bir ögesi olurken bağlaçlar bir öge özelliği göstermez. Öge içinde yer alabilirler. Sabaha karşı eve gelmişlerdi. Burada edat zarf tümlecidir. Kitapları ve defterleri çantasına koydu.
Neyi çantasına koydu? Nesneleri birbirine bağlıyor. Nesneleri birbirine bağlamış. Hile hem edat hem bağlaç görevinde kullanılabilir dedik. Cümle içinde anlamı bu nedenle önemlidir. Bu pratik yolla ilenin edat mı bağlaç mı olduğunu anlayabiliriz. İle yerine ve getirdiğimizde ilenin bağlaç olduğunu göreceğiz. Defter ile kalemi çantaya koydum. Defter ve kalemi burada bağlaçtır. Arkadaşlarıyla birliktelik anlamı verdiği için bu edattır. Edatlar cümleden atılamaz, cümle anlamsızlaşır. Bağlaçlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamı daralsa da cümle anlamsızlaşmak bir daralma olabilir ama anlamsızlaşmaz. Senin gibisini görmedim. Gibisi çıkaralım. Senin görmedim. Anlamsızlaştı. Bu nedenle edat. Koştum ama yetişemedim. Amayı çıkaralım. Koştum yetişemedim. Anlamını pek kaybetmiyor. Yani koşul anlamından biraz uzaklaşmış oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağlacı sebep-sonuç ilişkisi kurmuş diyor. Sokakta gördüğüm bu köpeği eve aldım ama pişman oldum. Burada karşıtlık ilgisi kuruyor. Bizim oğlan aslında çok zeki ama bir türlü derslerine çalışmıyor. Sebep sonuç değil. Yine dün akşam size gelecektim ama işim çıktı. Yani gidememiş. Gidemedi. Neden gidemedi? İşi çıktığı için. C seçeneği olur. Bu tarla yaylaların havası çok serin ama nemli. Dedem neredeyse 90 yaşında ama hala dinç. Yine karşılık ise cevabımız C seçeneği olacak. Evet, ünlemden de söz edelim. Ünlem, isim soylu sözcüklerimizin sonuncusu ünlem. Ünlemlerin edat ve bağlaç gibi belli bir anlamı yoktur. Öyleyken tek başlarına kullanıldıklarında bile cümle değeri taşır. Ama çoğunlukla kendilerini açıklayan bir cümlenin başında ya da sonunda yer alarak söz konusu cümleyle ilgili bir duygu anlamı katar. Yani ünlemler duygu değeri taşıyan sözcüklerdir. Ünlem türündeki sözcüklerle genellikle belli durumlarda karşısında gösterdiğimiz anlık tepkilerimizi dile getirir. Bunlar şaşırma, korkma, uyarı, sevinme, gülme. Bıkkınlık olabilir, rahatlama olabilir, beğenme olabilir, onaylama olabilir, sesleniş olabilir, ayıplama olabilir, alay, küçümseme, anımsama, acıma, yakınma gibi anlamları, ünlemleri kullanarak ifade edebiliriz. Ünlemleri seslenme ve duygu ünlemleri olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Evet, seslenme ünlemleri. Ey Türk gençliği derken, ey. Pre. Sus bakayım gibi. Hey. İşte. Bunlar. Adlar ve özel adlarda seslenme, hitap sözü olarak kullanılmış ünlem sayı. Anne, hemşehrilerim, Tanrım, Mehmet, özel adlar, seslenme ve hitap sözü olarak kullanıldığında ünlem sayılabilir. Duygu ünlemleri, yeter artık, fena değil, şimdi oldu, onaylama, vay sersem, İmdat boğuluyorum. Eğer ünlem kullanmışsak büyük harf kendisinden sonra. Aa bu da ne? Şaşkın. Ay elim. Hay Allah. Aman dikkat uyar anlamında. Ah ne yaptım? Üzülme bildiriyor. İtme ha. Vah zavallı. Üzülme anlamında. Eyvah geç kaldım. Eyvah sözcüğü. Bu sözcükleri ünlem olarak kullanabiliriz.
Ünlem çekim eki alarak yüklem olmuştur diyor. Ah vah etmelerin günahlarındandır. Yaşadığı sıkıntıların hepsi ahımdandır. Of puf diyerek yokuşu tırmandı. Vay kimleri görüyorum. Hey gide bebeklik yıllarının dertsiz güzelliği. Burada ah sözcüğü iyelik eki alarak, çekim eki alarak adlaşmış ve yüklem olmuş. Cevap B olur. Aşağıdaki ünlem cümlelerin hangisinde asıl ünlem olarak kullanılmamıştır diyor. Her zaman ünlem olan asıl ünlemler dışında diğer sözcük türleri de seslenme, şaşma gibi anlamlar bildirdiğinde ünlem görevini üstlenir. Ama unutmayalım ki ünlemler ağzımızdan bir çırpıda çıkan söz ve söz gruplarıdır. Yani vah gibi, vah bir ünlemdir. Eyvah bir ünlemdir. Hey sesleniş bildirir. Üh bir ünlemdir. Oh be bir ünlemdir. Ama dostum sözcüğü burada kendisi ünlem değil. Ünlem olarak kullanılmış. Evet, altı çizili bir etkinlik yapalım. Altı çizili tamlamaların türlerini belirtin diyor. O yaprak sıfat tamlaması, bu alışkanlık sıfat tamlaması, hayatın her dönemi için arasına tamlayan ve tamlanan sıfatı almış belirtili isim tamlaması, insan iradesi buraya kadar bir tamlama, insan iradesinin başarısı tamlamamız devam ettiği için zincirleme isim tamlaması, bunun tersi belirtili isim tamlamasıdır. 810 sayfa sıfat tamlaması, iyi bir yol sıfat tamlaması, eser sahibi belirtisiz isim tamlaması, başka kaldı mı bu sıkıntı, bu da sıfat tamlaması. Metinde geçen edat ve bağlaçları bulalım. Yakıp bozmak, bir satır bozuk olunca hemen o yaprağı yırtmak zararlı bir alışkanlık. Da yok. Bu alışkanlık çocukla, burada bir edat var, beraber yürür. Defterde kalemde çocuk kadar büyük olan edat var yine. Yeni baştan usulü yaş ilerledikçe hayatın her dönemine geçmek. Bir şeyi yok etmeden düzeltmeye alışmak da bağlaç lazım. İşe başlamak, devam etmek ve onu bitirmek insan iradesini başarıdır. Bunun tersine biz maymun dahlılık deriz. Öyleleri bir atkı örmeye başlar bitirmeden başka bir işe gelir. Kitabı okumaya koyulur. 8-10 sayfa bile bağlar. Okumadan onu atar. Hayatın her döneminde başarılı olmak için edat, insanlığın uzun tecrübeler sonunda elde ettiği kural şudur. İyiye başlamak, iyi başlamak ve bağlaç. İyi bir yolda devam edip onu bitirmek. İnsana en çok bu doyum sağlar. Eser sahibi olabilmek de edat, bağlaç. Den başka edat, çare yoktur. Başlarken her şey güç. Önce o güçle katlanmak gerekir. Devam edince aynı şey sıkıntı. Sıkıntıyı sineye çek. Eser bittiği zaman duyulan zevk çekilen bu güç. Karşılayın. Evet. Bunlar edat ve bağlaç. Kutucuk içine alınan sözcükleri türüne göre demiş. Bizden isim, önat, sıfat, belirti, adıl, bağlaç ve geç olup olmadık sormuş. Evet, cümlemizden bakalım. Kutucuklara bakıyoruz. Zararlı ismi nitelediği için sıfattır. Şey, belgisiz zamirdir ve bağlaç onu zamir, biz zamir, öyleleri zamir, bir
Vergisi sıfat, atkı isim, için edat, bunun tecrübe, tecrübeyi nitelediği için sıfattır. Kural isim, şudur, işaret zamiri. İyi, fiilim sizden önce geldiği için zarf. En ve çok sözcükleri derecelendirme yapıyor. Zarf, sizden önce geldiği için sıfat. Her sözcüğü şeyi nitelediği için burada sıfat. Önce zarf ve isim. Sıkıntı sözcüğü isim. Sözcükleri de isim olarak. Soru anlamı hangi tür sözcükle sağlanmış diyor. Evet, bunu da çok karıştırıyoruz genelde, dikkat edelim. Parçaya göre zararlı bir alışkanlık olan ne? Nedir? Neler? Unutmayalım. Çoğul getirebiliyorsak zamirdi. Yerine bir isim getireceğiz. Bu da soru zamiri. Zararlı alışkanlık nasıl gelişir? Şöyle gelişir, böyle gelişir. Açıklama yapacağız. Bu zarf. Eser sahibi olabilmek için nasıl bir yol izlenmelidir? Evet, bir ismi niteledi. Soru sıfatı. Hayatın her döneminde başarılı olmak için hangi kural geçerlidir? Yine bir ismi. Soru sıfatı. Her şey ne zaman güçtür? Soru zarf. Umarım fiille başladık sözcük türlerini. Ve isim soylu sözcüklerle devam ettik. Biliyorsunuz dilimizde 8 ayrı sözcük türü var. Bunları gruplandırdığımız zaman 7 sözcük, isim soylu bir sözcük, eylemdir. Sözcük türleri konumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Konuyla ilgili tekrarlarınızı yaparak soru türleri üzerinde pratik yaptığımızda herhangi bir eksiğimiz kalmayacağını düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.